Bir bahar günüydü. Ağaçların çiçek açtı. Kuşların cıvıl cıvıl öttü. Çocukların güle oynaya oynadı. Toprağın mis gibi koktuğu Mayıs ayıydı. Ankara'nın Hasanoğlan kasabasına çıkmıştı babamın tayini. Hasanoğlan'daki ders aletlerinde çalışmak için gelmiştik İstanbul'dan. Hasanoğlan'ı bilen bilir. İlk köy enstitülerinin olduğu tarihi Roma dönemine dayanan küçük ama şirin güzel bir kasabadır. Şu anda mahalle oldu. Bütün Anadolu'da olduğu gibi Ankara'nın pek çok yerinde kırda yürürken ayağınıza takılıveren bir taş bazen on binlerce yıl ötesinden size iletilmiş bir mesaj gibidir. O dili bilirseniz mesajı alabilir, anlayabilirsiniz. Buraya yerleştikten birkaç ay sonra okul için kayıt yaptırdım. Oradaki ortaokula. Ortama alışmak zor gelmişti ama yapacak bir şey de yoktu. İlk yılım zorlu geçse de fazla arkadaşım yoktu. Bir iki tane arkadaşım olmuştu ama bunların içinde en çok kendime yakın bulduğum kişi Pınar'dı. Pınar da aslen Erzurumlu ama burada doğmuş büyümüş. Ailesi hayvancılıkla uğraşıyor. Arkadaşım Pınar da öyle. Hem çok sevecen hem çok akıllı hem de bir o kadar neşeli ve güler yüzlü biriydi. İlkbaharda buralarda yaylalara gidilirdi. Yine her zamanki gibi bahar gelince hayvancılıkla uğraşan aileler yaylalara çıkardı hayvanlar. Kışa kadar yaylada otlanır. Kış gelince de bu aileler kasabaya geri dönerdi. Pınar gildi yaylaya çıkardı. Zaten evleri çiftlik tarafında kalıyordu. Okul bitince gider. Açılana kadar gelmezdi Pınar. Ortaokul bitti. Sonra lise okuyoruz. Lise ikinci sınıftayız. Yaz tatili girdi araya. Yaz aylarını doğduğum büyüdüğüm İstanbul'da geçirmek için ben de İstanbul'a akrabalarımın yanına tatile gittim. Tatil bitince Hasan olana geri döndüm. Okulların açılmasına az kala Pınar ve ailesi de yayladan inmişti. Pınar'ın kasabaya indiğini duyduğumda çok sevinmiştim. Bu kıza nedense çok kanım kaynıyor. Çok güveniyordum. Seviyordum arkadaşımı. Ertesi günü evde bekledim. Pınar muhakkak beni görmeye gelir diye düşündüm ama gelmedi. Halbuki hep o gelirdi önce. Sonra işi vardır dedim. Yarın gelir diye düşündüm ama yine gelmedi. Böyle yapmazdı Pınar düşündüm ve ben gitmek istedim onlara. Hazırlanıp çıktım evden. Bir süre yürüdükten sonra Pınar'ların evine geldim. Onu göreceğim için çok mutluydum. Çaldım kapıyı, Pınar açtı. Hemen koştum sarıldım. Beni görünce çok şaşırdı. Beklemiyordum seni dedi. İçeride oturduk. Pınar bana ayran yapıp getirmişti. Biraz sohbet muhabbet derken Pınar birden gözlerini bir noktaya dikti. Gözünü kırpmadan tek bir noktaya bakıyor. Gözleri yuvalarından çıkacak gibi kocaman oluyordu. Ona seslendim ama beni duymuyordu hala o noktaya bakıyordu. Bu durum beni çok tedirgin etmişti. Onu biraz sarsarak kendine gelmesini sağladım. Sonra o donuk gözlerle bana bakıp oradalar dedi. Oraya kafamı çevirip baktığımda bir şey göremedim. Kim orada Pınar diyebildim sadece. Pınar'ın gözleri tekrar o boşluğa doğru kaydı. Beni istiyor dedi. Bu durumun normal olmadığının farkındaydım ama neler olduğunu anlamakta güçlük çekiyordum psikolojik olarak iyi olmadığını düşündüm. Ona sarıldım. Anlatmak istediğim bir şey olursa ben hep yanındayım dedim ve yanından ayrıldım. Saat epey geç olmuştu. Yoldan eve giderken Pınar'ın o halleri gözümün önünden gitmiyordu. Neyi vardı? O neşeli, şen şakrak kıza ne olmuştu? Kapıyı açarken de yüzü pek solgundu. Gözlerinin altı şişti. Neden böyleydi? Acaba bir derdimi vardı Bunları düşünerek eve geldim Ama aklımda hep Pınar'ın o halleri vardı O hafta Pınar'la hiç görüşmedik Birkaç kez ev telefonunu aradığım halde Açan olmamıştı Aradan birkaç gün geçmişti ki Kapının çalmasıyla kapıyı açtım Ve karşımda Pınar'ı gördüm İçeri girdi O solgun hali hala aynıydı Odamda ikimiz tektik ben çay almak için mutfağa gittim. Çayları alıp odaya doğru ilerledim. Pınar'la çay içtikten sonra Pınar geçen günkü gibi tekrardan aynı noktaya sabit bir şekilde bakmaya başladı. Bu durum benim canımı sıktığı kadar bir yandan da ürpermeme neden oluyordu. Aynı olaylar tekrar etti. Benim şaşkın ve tedirgin halimi fark eden Pınar şöyle devam etti: "Başıma gelenleri anlatırsam bana inanacak mısın?" Benim deli veya şizofren olduğumu düşünmeyeceksin, değil mi? Melek dedi. Neden öyle düşüneyim ki Pınar? Sen gayet aklı başında bir kızsın. Sana güveniyorum dedim. Doğruları söyleyeceğinden şüphem yok. Canını sıkan her neyse benimle paylaşabilirsin dedim. Pınar rahatlamış olacak ki başladı anlatmaya. Her sene gittiğimiz yayla olayını biliyorsun Melek. Ama bu sefer çok tuhaf şeyler yaşadım. Yaylaya gittiğimiz ilk hafta her şey yolundaydı. Akşam yatağıma girdim. Hemen uyumuşum. Gece birisinin adımı seslenmesiyle uyandım. Sağa sola baktım. Kimse yok. Uyku sersemliği sanıp tekrar uyuyacaktım ki tekrar adımla seslendi. Kafamı kaldırıp baktığımda kapının orada bana doğru bakan bir karartı gördüm. Kıp kırmızı yanan gözlerini seçebiliyordum sadece. O anda çok korktum. Bağırdım ama beni duyan yok. Sesleniyorum. İçeri giren kimse yok. O karartı üzerime doğru ilerlemeye başladı. Yatağıma doğru yaklaştı ve simsiyah, kıllı elleriyle saçlarımı okşadı. Bana dokunmaya başladı. Kalbim korkudan paramparça olacak gibiydi ki, bir anda yataktan sıçrayarak uyandım. Bu neydi şimdi? Rüya içinde rüya mı gördüm acaba diye düşündüm çok terlemiş olmalıyım ki yatağım ıslaktı. O gece sabaha kadar bu kabusları düşündüm. Sabah oldu. Ahıra gidip koyunları annemle sağdık. Babam ve erkek kardeşim sürüyü alıp otlatmaya çıkardı. Biz de yaylada ne iş yapılıyorsa gündüz onları yapıp hallettik. Akşam oldu yine. Yatağa girip uyudum. Gece davul zurna sesine uyandım. Yayla eviyle Ahır yan yanaydı. Önce emin olamadım ama ciddi bir şekilde davul zurna sesi vardı. Bu saatte ne düğünü diye düşündüm ama sonra yaylada olduğumuzu hatırladım. Yaylada sadece bizim ev vardı. Ses ahırdan geliyordu. Yataktan kalkıp cama doğru baktım. Ahırın ışığı yanıyordu. Ses o kadar etkileyici ve efsunlu geliyordu ki hemen ahıra doğru gittim. Kapıyı açıp dışarı çıktım. Ahır hemen evin yanındaydı. Ahıra doğru ilerledim ve içeri girdim. Bir baktım, insana benzeyen ama insan olmayan tuhaf tuhaf varlıklar halka oluşturmuş halay çekiyor. Sana nasıl tarif edeyim? Boyları 7 yaşında çocuk gibi, kuyrukları var ve kulakları sivri, vücut derisi siyah ve kıllı, tırnaklar ve dişleri uzun, yüzlerinde tehditkar ve alaycı bir gülümseme. Hepsi halkı oluşturmuş, müziğin eşliğinde halay çekiyorlar. İçlerinden bir tanesi uzun parmağıyla gülerek bana gel işareti yaptı. Kanım çekildi. Sonra halka açıldı. O halkanın içinden erkek arkadaşım çıktı. Bana doğru ilerlemeye başladı ama bana yaklaştıkça kafası domuz kafasına, yüzü domuz yüzüne dönmeye başladı pis kokan nefesiyle yanıma kadar yaklaştı. Tam bana dokunacakken düşüp bayılmışım. Sabah babam ahırda buldu beni. Ne işin var burada senin dedi. Ben de gece gördüğüm olayı anlattım babama. Babam annemi çağırdı. Anneme anlattı olayı. Annemle babam bir terslik olduğunu anlamış olmalılar ki hemen dua okumaya başladılar. İkindi vakti babam kasabaya inip bizim mahallenin imamını da alıp yaylaya geldi. Gece gördüğüm kabusu ve ahırda yaşanan olayları imama anlattım. Cinler seni rahatsız etmiş dedi. Bana birkaç dua okudu. Giderken okumam için bazı dualar söyledi. İmamın verdiği duaları okudum. Tam biraz rahatlamıştım. Akşam oldu. Yemeği yiyip etrafı toplayıp yatağıma geçtim. Gece aşırı bir ağız kuruluğuyla yataktan kalktım. Mutfağa su içmeye gittim. Suyumu içip odama doğru giderken annem ve babamın yattığı odadan duman çıktığını fark ettim. Kapıya doğru gittiğimde kapı kendiliğinden açıldı. Odada o küçük varlıklar vardı. Hepsi tek sıra halinde sırtı bana dönük yüzleri anneme babama bakacak şekilde kıpırdamadan duruyorlardı. Camdan içeri bir duman girdi. Sonra o duman şekil alıp tekrardan gece rüyalarıma giren varlığın suretine büründü. Sonra kötü bir gülümsemeyle bir anda alev topuna dönüştü. Onunla birlikte orada sıra halinde duran varlıklar da alev topuna dönüştüler. O alev topları annem ve babamın olduğu odada yangın çıkarmaya başladı. Annem ve babamın yatağı yanıyordu ve annem babam çığlıklar atarak cayır cayır yanmaya başladılar. Onları o halde görünce bir feryat bir figan kopardım. Ne kadar bağırdım bilmiyorum. Yere yığılıp düştüğümü hatırlıyorum. Uyandığımda annem babam ve erkek kardeşim başımda bekliyorlardı. Onları o halde görünce bir şok daha yaşadım. Bu kabus olamazdı. Yatağımdan kalkıp az önce su içmeye gittim. Sonra onları yanarken gördüm. Şu an canlı canlı karşımda duruyorlardı. Galiba ben kafayı yiyordum. Annem, ne oldu kızım, iyi misin dedi. Ben de, anne, baba, siz cayır cayır yanıyordunuz. Gözlerimle gördüm. Dedim, babam bana sarıldı. Tamam kızım geçti dedi. Ve başında Kur'an okumaya başladı. Gündüzleri her şey yolunda giderken, geceleri bambaşka şeyler oluyordu. Yine akşam uyumak için yatağıma yattım. Odamın camından ses geliyordu. Perdeyi çekip baktığımda aman Allah'ım. Öyle bir görüntü görmeyi kimlerin yüreği kaldırır bilmiyorum. Tuhaf tuhaf şekilli yüzler, kırmızı gözler, sivri dişler. Sıra halinde bir sürü şekilsiz varlık hepsi gözlerini ayırmadan kıpkırmızı gözleriyle bana doğru bakıyorlardı. Sonra erkek arkadaşım bu defa kara bir köpeğe dönüşüp Cama doğru koşmaya başladı. Hemen perdeyi kapatıp yatağıma girdim. Bildiğim ne kadar dua varsa okudum. Sabaha kadar yine uyuyamadım. Geceleri ahırdan sesler geliyor. Hayvanların çığlık seslerine uyanıyorum. Haftalardır bunlarla mücadele ediyorum dedi Pınar. Duyduklarım karşısında hem çok şaşırmış hem de çok korkmuştum. Çünkü bu tür hikayeleri anneannemden çok dinlemiştim. Ve cinlerin varlığına inanıyordum. Pınarla az daha oturup konuştuktan sonra onu yolcu ettim. Sonra tüm gün bunları düşündüm. Beni bir merak aldı. Oturdum bilgisayarımın başına, başladım bu olayların aslı nedir, asları nedir diye. Karşıma bununla ilgili bir sürü yazı çıktı. Pınar doğru söylüyordu ama bütün bunlar neden Pınar'ın başına gelmişti? Cinler sebepsizce gelip kimseye musallat olmazlardı. Birkaç gün bunlara böyle kafa yordum. Gelip gidiyorum, cinleri araştırıyorum, kabilelerini araştırıyorum. Dipsiz bir kuyu gibi gizemleri beni çektikçe çekiyor kendine. Birkaç gün daha geçti böyle. Bir akşam vakti yemeğimizi yedikten sonra bulaşıkları yıkayacaktım ki çöpün ağzına kadar dolu olduğunu gördüm. Çöpü döküp Bulaşıkları yıkamaya karar verdim. Çöpü döktükten sonra arkamı döndüğümde karşımda simsiyah bir köpek gördüm. Öylece bana bakıyordu. Hiç kıpırdamıyordu. Bu duruma pek şaşırmadım. Normaldir sandım. Köpeğin yanından geçip eve dönerken arkama tekrar dönüp baktığımda köpeğin aniden ortadan kaybolduğunu gördüm. O anda içimi bir ürperti kapladı ama sanki kalmaya çalıştım. Birkaç gün yine başladım cinlerle ilgili araştırmalara. O günün akşamında banyo yapmak için duşa girdim. Üzerimi çıkardım ve suyun altına girdim ki yerde fanyasa yapışmış çok korkunç suretle bir varlık gördüm. Ağzını kocaman açmış, alt çenesi göğsüne kadar açılmış, dişleri sivri ama safsarı. Korkudan anne diye bağırmamla annem banyoya girdi. Konuşamıyordum. Annem banyodan çıkardı beni üzerimi giydirdi. Ben korkudan titriyordum. Biraz sakinleşip kendime geldikten sonra olayı anneme anlattım. Annem hemen anneannemi aradı ve durumu ona anlattı. Ertesi günün akşamı kitap okumak için ranzanın en üstüne çıkıp uzandım. Kapının eşiğine gözüm takıldı. Aman Allah'ım! Pınar'ın da bahsettiği o küçük boylu varlıklardan biri kapının oradan bana bakıyor ve parmağıyla beni işaret edip alaycı bir şekilde bana bakıp gülüyor. Sanki insanları korkutup dalga geçmek hoşuna gidiyor gibi. Yine çığlık atmamla annemle babam odaya girdi. Sabaha kadar annem başımda dua etti. Annem sabah tekrar anneannemi aradı. Çünkü Ankara'da tanıdığımız ne hoca vardı ne de başka biri. Bize yardım etse etse anneannem ederdi. Anneannem iyi bir hoca bulmak zor ama İmkansız değil dedi. Sonra ben Pınar'ın başından geçenleri anneme anlattım. Bu olaylar Pınar'ın başına gelmişti ama benim başıma neden geliyordu? Bu işin psikolojik bir rahatsızlık olmadığını ailemde ben de biliyorduk. Fakat neden ben? Pınarla arkadaşlığımız var diye bana da musallat olmuştu. Pınardan birkaç gündür haber alamıyordum. Kendi yaşadıklarımdan dolayı konuyu anneme de anlatınca. Annem onlarla bu konu hakkında görüşmek istedi. Ev telefonuyla onların evini aradım. Telefona kardeşi çıktı. Pınar'ın uyuduğunu söyledi. Uyanınca beni araması gerektiğini söyledim. Aradan iki buçuk saat kadar geçmişti ki ev telefonu çaldı. Arayan Pınar'dı. Nasılsın iyi misin faslından sonra? Pınar'a benim yaşadığım şeyleri anlattım. Şaşkınlıkla beni dinliyordu. O da benimle aynı şeyleri düşünüyordu. Neden biz neden bunları yaşıyoruz? Pınar'a annem senin annenle görüşmek istiyor dedim. Yarın anneni de al bize gel dedi. Tamam dedikten sonra telefonu kapattım. Ertesi güne annemle birlikte Pınar'ların evine doğru yol aldık. Eve doğru ilerlerken çiftlik yolundaki çeşmenin orada bir ses duydum. Köpek inlemesi gibi. Tam çeşmeye doğru gidiyordum ki annem kolumdan tuttu. Yürü dedi. Biraz yürüdükten sonra Pınarların evine gelmiştik. Normal sohbet ettikten sonra o konuya geldik. Bu olanların normal olmadığını ve bunun için bir hoca bulduklarını söyledi Hatice teyze. Çok araştırma yaptıklarını, bizleri bu işten kurtaracak birinin olduğunu söylediler. Hoca Güdül tarafında oturuyormuş ve bu işleri hakkıyla bilen medrese tipi eğitim almış yaşlı bir adammış. Ertesi gün hocaya gitmek için sözleştik. Evden ayrılmadan önce Pınar'la odasında baş başa başımıza gelenleri konuşurken Pınar geceleri keçi başlı ama vücudu insana benzeyen fakat kuyruğu olan bir varlıktan bahsetti. Geceleri Pınar'ı çok korkutuyor. Pınar gece tuvalete gitmeye bile korkuyor. Ertesi gün hep birlikte Hasan'a olandan güdüle doğru yola çıktık. Yol git git bitmiyordu. Bir süre sonra nihayet hocanın köyüne gelmiştik. Köy çok şirin, eski evlerin oldu ama her tarafı yeşillikte dolu, çok güzel bir yerdi. Hocanın evini bulduk ve hocanın kapısını çaldık. Kapıyı kırklı yaşlarda bir kadın açtı. Telefonda geleceğimizi haber vermiştik. Bizi içeri buyur etti. İçeriye girdik. Sağ tarafta duran küçük bir odaya bizi aldı. Burada bekleyin, babam birazdan gelecek dedi. Biraz sonra içeri, orta boylu, hafif sakallı, zayıf bir adam girdi. Hoş geldin faslından sonra konuyu telefonda az çok anlattığınız ama şimdi herkes başından geçen her şeyi teker teker olduğu gibi anlatsın dedi. Önce Pınar başladı. Sonra Pınar'ın annesi anlattı. Daha sonra sıra bana geldi. Ben de anlattım. Hoca, Pınar'la ikimize baktıktan sonra kapıyı bize açan kadına dönüp Odayı hazırla dedi. Sonradan öğrendik ki kapıyı bize açan kadın hocanın geliniymiş. Kadının adı Safiye'ymiş. Safiye abla bizi arka tarafta bulunan küçük bir odaya götürdü. Odanın bütün perdeleri kapalıydı. Bu odada diğer odada bulunduğu gibi Kur'anlar, ayetler vardı ama bu oda diğer odaya nazaran çok daha küçüktü. Ortada bakır bir tepsi vardı. Bu tepsinin yanında Bakırdan taslar bulunuyordu. Yan tarafta küçük dolap benzeri bir şey vardı. Burada bir sürü kitap vardı. Biz içeriye geçip yere oturduk. Odada kanepe ve benzeri bir şey yoktu. Sadece minderler vardı. Birkaç dakika sonra da hoca geldi. Pınar'la ikimiz yan yana oturuyorduk. Hoca dolabından birkaç tane kitap çıkartırken gelin Safiye de tepsinin yanında duran bakır taslara su dolduruyordu. Hoca bize dönüp parmaklarımızı uzatmamızı istedi. İşaret parmağımıza mürekkeple birer damla damlattı. Sonra sarı kağıtlara bir şeyler yazıp ayrı ayrı taslara koydu. Eline aldığı kitaplara bakıp taslara doğru okumaya başladı. Kitap çok eskiydi. Üzerinde simgeler ve şekiller vardı. Safiye gelinde hocanın yanına oturdu birlikte yüksek sesle okumaya başladılar. Onları okudukça sanki tastaki sularda dalgalanma oluyordu. Yarım saat kadar okuduktan sonra Safiye gelin Pınar'la benim üzerime ayrı ayrı beyaz örtü örttü. Bir şeyler daha okuyup Allah Allah diye bağırdı. Safiye örtüyü çıkardı. Hoca ikimize dönüp ikinizin başına gelen olayların birbiriyle bağlantısı yok ama yaşadığınız şeyler hemen hemen birbiriyle aynı. Bunun nedenini size cuma akşamı açıklayacağım dedi. Perşembe günü bunun nedenini öğreneceğim. Ancak o zaman söyleyebilirim. Şimdi sizlere iki adet muska vereceğim. Bunu üzerinizden ayırmayın ve cuma günü mutlaka buraya gelin dedi. Pınar'a dönüp sevdiğin ya da evlenmeyi düşündüğün birisi var mıydı dedi. Pınar evet. Bir süre önce vardı ama İki aydır görüşmüyoruz dedi. Hoca Pınar'ın sevdiği çocuğun annesinin adını ve sevdiği çocuğun adını Pınar'dan söylemesini istedi. Pınar gerekli bilgileri hocaya verdi. Hoca bunları not aldı. Sonra bana dönüp bazı şeyleri öğrenmek ve bazı şeyleri bilmek herkesin kaldırabileceği şeyler değildir. Kızım bundan sonra adımlarını ona göre atarsın belki dedi. Bu sözlerinden sonra çok şaşırmıştım. Hoca sonra bize dönüp bazı şeyler ortada ama bazı şeylerin tam olarak netleşmesini istiyorum. Bunun için perşembe akşamını beklememiz gerekiyor. Biz oradan ayrılıp Hasan olana geri döndük. Muskaları üzerimizden çıkarmadık ve cuma gününü sabırsızlıkla bekliyorduk. Pazartesi günü gitmiştik ve cumaya daha vardı. Hocanın verdiği muskalar sayesinde geceleri rahat uyumaya başlamıştık ama ben başımıza neden hala bunların geldiğini bir türlü bağdaştıramıyordum. Pınar'ın sevdiği çocuğu Pınar'ı neden sormuştu. Bu benim aklıma çok takılmıştı. Bana neden öyle demişti. Bunları düşünürken zaten cuma günü gideceğiz. Bunların neden başımıza geldiğini öğreneceğiz diyerek kendimi bu şekilde avuttum. Beklenen gün geldi çattı. Cuma günü Pınar'ın ailesi ve benim ailemle birlikte yola çıktık. Günüle doğru hareket ettik. Hocanın evine geldik. Safiye gelin bizi tekrardan aynı odaya aldı. Hoca odaya gelip karşımıza oturdu. Yine aramızda bakır tepsi vardı. Bize doğru dönüp tam da tahmin ettiğim gibi diye söze başladı. Emin olmadan söylememiştim. Artık eminim. Başınıza gelen her şeyin bir sebebi ve bir açıklaması var. Önce senden başlayacağım. Pınar kızım başına neden bunların geldiğini sana tek tek anlatacağım dedi. Sevdiğin çocukla birbirinize olan sevginiz o kadar güzelmiş ki bu durum sevdiğin çocuğun annesini rahatsız etmiş. Çünkü annesi gelin olarak seni değil akrabasının bir kızını almayı düşünüyormuş. Bir süre bunlar nasıl olsa ayrılır. Oğlum benim lafımdan çıkmaz diye düşünerek sizin kendiliğinden ayrılmanızı beklemiş ama aranızdaki sevgiye gücü yetmeyince Van'daki bir büyücüden erkek kardeşi sayesinde bir yardım almış. İkinize ayırma büyüsü yaptırmış. Bu büyü Van'dan Ankara'ya getirilmiş ve çocuğun yemeğine suyuna katılarak yavaş yavaş etkisini göstermeye başlamış. Büyü etkisini gösterdikçe çocuk senden soğumaya başlamış. Sen de sevdiğin çocuktan yavaş yavaş soğumaya başlamışsın. Bu büyü yapılırken kafir cinlerden yardım alınarak yapılmış. Bu cinler seni korkutmak için görevlendirilmiş. Zaten büyünün etkisinde olduğun için onların oyunlarına maruz kalmışsın. Evinizde namaz kılındığı için ve dua okunduğu için sana istedikleri gibi zarar verememişler. Sadece seni korkutarak bunu başarabilmişler. Daha önce babanın eve çağırdığı hocanın tam bir faydası olmasa da yine de bir nevi sana faydası olmuş.'' okunan ayetler sayesinde ve senin okuduğun dualar sayesinde sana zarar verememişler. Ellerinden tek gelen korkutmakmış. Çok tehlikeli bir kabile değil zaten. Allah'ın kelamı karşısında ne yapabilirler kızım dedi. Allah'ın izniyle bu büyüyü yardımcıların sayesinde çözdük. Bu büyüde cinler kullanıldığı için sen yine de Allah rızası için iki adak kez ve fakir fukaraya dağıt dedi. O çocuktan da ailesinden de uzak dur diye Pınar'ı da uyardı. Seni istemeyen bir aile gelin olma kızım. Bil ki altının değerini sarraflar bilir. Böyle kötü insanlardan sana hayır gelmez. Sana başka bir muska daha yazacağım. Bunları banyodayken bile yanından ayırma dedi. Ve sonra bana dönüp bak kızım dedi. Senin başında herhangi bir büyü ya da musallat durumu yok ama Arkadaşın sana bu olayları anlattıktan sonra olayları araştırıp arkadaşının yanında olan cinlerin dikkatini çekmişsin. Sen onları iyice araştırıp çok düşündükten sonra onlar seni korkutmaya ve sana görünmeye başlamışlar. Bunun nedeni ortaya çıkardığın bir enerji. Cinler bu enerjiyi hisseder. Bir frekans gibi düşün. Ne verirsen onu alırsın. Seninle biraz dalga geçip korkutmak istemişler. Hepsi bu. Onların hayatını araştırmak doğru bir şey değil. Hele ki hazırlıksız yakalanırsan bir daha belki geri dönüşün bile olmaz. Onlarla yapılan anlaşmaya göre herkes kendi sınırını bilecekti. Ne onlar bu tarafa geçecekti ne de biz onların tarafına. Ama insanoğlu bu anlaşmayı bozan taraf oldu. Kimisi büyüyle, kimisi sihirle, kimisi başka türlü şeylerle onların alemine girmeyi başardı. Bunun sonucunda insanlarla cinler arasında çok şiddetli ve çok çetin kavgalar yaşandı. Hocanın söylediklerinden dersimi iyi almıştım. Ne demek istediğini çok iyi anlıyordum. Hoca bana tekrar başka bir muska yazıp sen de bunu yanından ayırma dedi. Hocanın elini öpüp oradan ayrıldık. Pınar hocanın dediği gibi iki tane koyun adak kesti. Hoca bize kesin demedi ama biz de Allah rızası için adak kesip dağıttık. Bu bana ders olmuştu. Bir daha onların hayatına burnunu sokmam gerektiğini anladım. Bu olaylar yıllar önce yaşandı. Sonra Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesini bitirdim. Ankara'dan üniversite bitince taşındık. Babam emekli oldu. Pınar ise evlendi. Ama o çocukla değil, başka birisiyle evlendi. Şimdi çok mutlu ve bir kızı var.'' O çocuğun başına da çok kötü şeyler geldi. Annesinin yaptırdığı büyüler yüzünden ciddi bir hastalığa yakalandı ve her gün erimeye başladı. Büyü yapan kişiye de yaptırılan kişiye de böyle bir zarar vermişti.